sabahlar cümlede. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Ay, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başka bir teşekkür ederim. Bu kadar güzel. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayat olun. Nasıl hoş bulduk? İyidir ya. Erdemli'ye uğrama, Erdem'de kalın. İnşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle mahallelerin can damarı dedi. Çok saygıdeğer muhtarlarımız. Sayın Eylül, Sayın İlçe Başkanım, değerli muhtarlar. 3 yıldır Erdem Devlet Hastanesi'nin baş hekimliğini yürütmekteyiz. Aynı Alata Mahkemesi'ni sizlere aracılığına sunuyorum. 18 yıldır Alata'da görev yapıyorum. Temmuz ayından bu yana büyük görevleri aldık. İnşallah sizlerin hizmetinize durumumuzu biraz daha fazla halkımıza, üretimlerimize hatırlatayım. Öncelikle Sinan Ay Muhtarımızın söylemiş olduğu muhtarları 71 mahallemiz var. Kurum müdürlerimiz var. Yöneticilerimiz var, meclis üyelerimiz var. Bu vesileyle 3 parçaya, yani 3 bölüm halinde vekilimizle görüştük. 3 bölüm halinde toplantı yapalım istedik. Bunu da daha önce Sinan Ay Muhtarımızla belirtmiştik. Yani bugün ilçemizin doğusundaki 25 doğusundan, doğudan batıya doğru 25 bile muhtarımızla görüşelim. Hem daha anlaşılır bir şey olsun. Hem de çünkü bazen toplantılarda 71 mahalle muhtarını sırayla dinlemek istediğinde 4 saat falan sürüyor. Ama 20-25 muhtarımızı şey yaparsak daha mantıklı olur diyerekten böyle bir toplantı. Özellikle partimize bugün geldiğimiz günden bu yana, özellikle bakanlığımızın, milletvekillerimizin talepleriyle muhtarlarımızın tamamıyla yakından ilgilenmemizi talep etmiştik. Biz de elimizden geldiğince tüm muhtarlarımızın taleplerini yakından takip ediyoruz. Elimizden geldiğince muhtarlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz. Muhtarlarımızın sorunlarını vekillerimize, bakanlarımıza iletiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de durmadan, yılmadan, durmadan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, değerli kardeşlerim, burada muhtarlarımız var, yöneticilerimiz var. Erdemli'mizde, Mersin'imizde birlik ve beraberlik içerisinde hizmet alabilmek için benim sizlere de bundan sonraki süreçlerdeki ricam şu olacak. İnşallah önümüzdeki 2023 seçimlerine şimdiden birlik ve beraberlik içerisinde hazırlanalım. Tüm yerel ve genel iktidarı bir çatı altında toparlayabilirsek Erdemli'mizin hayrına, Mersin'imizin, Erdemli'mizin hayrına olacaktır. İnşallah bunu da birlik ve beraberlik içerisinde getireceğiz. Çünkü burada bazı muhtarlarımız bir soru söylediğinde bizim yapacağımız bir sorun oluyor. Belediyenin, yerel belediyenin yapacağı bir çözüm oluyor. Bazı aynı noktada birleşemeyebiliyoruz. Ama biz tamamını aynı çatı altında birleştirirsek, bunun örneğin Kayseri gibi, Konya gibi, Karaman gibi hepsini aynı çatı altında birleştirirsek daha güzel hizmetler alabileceğimizi umuyorum. Bu vesileyle toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Her Allah razı olsun da daha güçleneceksin. Az önce muhtarım geldi, Allah razı olsun diye çok önemli bir ilçesi, önemli bir değeri. Siyaseten de kalbi diye görüyoruz biz. Erdemli'de siyaset başka yaşanıyor. Sizin coşkunuz başka. Ben bu enerjiyi, coşkuyu alınca günüm de başka geçiyor. Gerçekten siyasetteki heyecanımız, motivasyonumuz da daha fazla artıyor. Değerli hemşehrilerim, böyle bir organizasyon için ben ilçe başkanıma gerçekten teşekkür ediyorum. Kendisiyle daha önce istişare ettik bunu. Şimdi tabii ki bizim mahalle gezilerimizde bu kadar aynı kısa sürede bu kadar mahalleyi bir arada dinleyebilmemiz, ilgilenebilmemiz mümkün olmuyor. O nedenle de mahallelerimizin sorunları var, muhtarlarımızın sıkıntıları var. Bir an evvel bu olaya dahil olabilelim, çözüm üretebilelim diye böyle bir formül düşündük. Sizlere böyle bir kahvaltıda buluşturmak istedim. Fakat başkanımın da izah ettiği üzere bunu bölerek yapalım ki daha geniş zaman ayıralım. Çünkü burada ilçe belediye meclis üyelerimiz var. Sizlerin sorunlarını dinleyecek, çözüm noktasında ve cevap noktasında ilgili kurum müdürlerimiz var. Yine konuya bu şimdi memleket, hepimizin memleketi burada. İlçe yöneticilerimiz var. Mecbur onlar da konuya, sorunlara vakıf olacaklar ki
onlar da bir işin ucundan tutabilsin, bunun haricinde kalmasın. O nedenle de değerli muhtarım böyle üçe bölme kararı aldık ki çok daha iyi ilgilenebilirim diye. Benim evim burada Çeşmeli'de zaten ve siz de kabul ederseniz biz Erdemliliyiz. Erdemli'ye hizmet noktasında da can atıyoruz. Teşkilatımız, Erdemlimiz, bizim canımız, gerçekten bizim memleketimize dair hem sevdamız var hem derdimiz var. Sevdan ve derdin olmazsa sahip çıkamazsın. Bunun için önce tanıyacaksın memleketini, sorunlarını bileceksin, çözüm üreteceksin. Çözüm üretince de daha çok sahipleneceksin, işin içine gireceksin. Siz orada mahallelide sıkıntı yaşarken zannediyor musunuz biz gittiğimiz yerde huzurluyuz, durduğumuz yerde mutluyuz. Sizin huzurunuz bizim huzurumuz. Siz huzurlu olmazsanız biz huzurlu olmayız. Siz mutlu olacaksınız, huzurlu olacaksınız, verim olacak, bereket olacak. Ne olacak? Hep birlikte memleketimiz, ülkemiz kalkınacak. Yerli üretim artacak. Biz de oturduğumuz yerlerde huzurlu oturacağız. Devletin aklının çok çabuk geçtiğini bilen insanlarız. Geldiğimiz yerlere de kolay gelmedik. Bu kardeşinizi biliyorsunuz ne mücadelelerle buralara geldiğini. Ben de bir köylü çiftçi çocuğuyum biliyorsunuz. Doğma büyüme Mut ilçemizdenim. Bir Görük evladıyım, bir çiftçi çocuğuyum. Hepinizin sorunlarının da farkındayım. Susuzluğu da bilirim, ağacı da bilirim, toprağı da bilirim, domatesi de bilirim, çapayı da bilirim. Öyle olunca rahat rahat dertleşebiliriz. Ha, bazı sorunlarınıza çözüm üretebiliriz, bazısına geç üretebiliriz. Ama Allah'ın izniyle önünde sonunda üretiriz. Yine ne olursa AK Parti'den olur. AK Parti'nin bize verdiği, hükümetimizin bize verdiği imkanlarla olur. Beni buraya seçen, seçtiren siz değerli hemşehrilerim ve halkıma gerçekten ben yürekten teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Kendilerine de hayırlı olsun diliyorum. Arkadaşlarımız inşallah devraldıkları bayrağı çok daha ileriye götüreceklerine de inanıyorum. Burada eski Kadıkoğlu Başkanımız hem de belediye meclis üyemiz Gülten Hanım'a da yürekten teşekkür ediyorum. Erdemli'de her kademe gerçekten zordur. Çaba ister, gönül ister, aşk ister. Kadın konuları ayrı bir zordur. Çünkü kadınlarla bu işi biz şahlandırmayı her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da şiarıyla biz çok önemsiyoruz. Kadınlar her eve giriyor değil mi? Her kapıyı açıyor. Sizlerin kapısını teşkilattan başka birisi açabilir mi kadın kollarından başka? Açamaz. İşte kadın kolları çok kıymetlidir, çok önemlidir. Gençlik kollarımız geleceğimiz noktasında, yarınlarımız noktasında, onları kazanabilme noktasında, sağlamlaştırabilme noktasında çok önemlidir. Bizim teşkilatımızın her kademesi çok kıymetlidir. Ve yine yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, bizim o mahallelerimizle, muhtarlarımızla, aramızdaki can damarlarımız. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Burada olan var, olmayan var. Olanlar herkes ayrı ayrı çok zor işler yapıyor, zor görevler başarıyor. Çoluktan, çocuktan, evden, işten geri geliyor. İnsanlar işinden fedakarlık ediyor. Çocukların en önemli anlarına şahitlik edemiyor. Bir bayrak, bir teşkilat, bir dava uğruna. Ama o bayrak, o teşkilat bizi hep daha ileriye götürecek olan mevcut hükümetimizin bayrağı. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana gerçekten insanlar daha çok hakkını, daha çok hukuku, daha çok adaleti öğrendi, daha çok beklentiye girdi. Hamdolsun ki biz insanlara haklarını öğretmeyi başarabildik 18 yıldır. Hak aramayı öğretebildik 18 yıldır. İnsanlar hakkını arayabiliyor artık. İnsanlar Sayın Cumhurbaşkanı'na CİMER vasıtasıyla bakın direkt ulaşabiliyor artık. Bunlar o kadar büyük imkanlar ki, o kadar büyük nimetler ki muhtarlarımla Sayın Cumhurbaşkanım görüşüyor artık. Muhtarlarım, daha önce muhtarlarımızın adı yoktu değil mi Sayın Muhtarım? Muhtarlarımızın adı yoktu. Gelirleri çok düşüktü. Kıymet görmüyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı geldi, maaşlarından başladı güzelleştirmeye, statülerini yükseltti. Muhtarlarımızın itibarı yükseldi. Öyle olması gerekiyordu. Daha da iyileştirmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü sizler bizim kılcal damarlarımız, can damarlarımızsınız. O nedenle sizlerin talepleri halkın talebidir, bizim de başımızın üstünedir. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Ancak
Tabii ki bunların hepsi bir arada olması mümkün değil. Bunlar devletin de bir düzeni var, bir mekanizması var. Zamanla sıraya konulur, yatırım planlarına alınır, bütçeden geçirilir. Ondan sonra da peyderpey hayata geçirilir. Öyle de böyledir. Evimizin düzeninde bile böyledir değil mi? Bir hesap, bir plan yaparız bütçemize göre. Şu önce, şunu sonraya bırakabilirim. Her türlü işleyiş böyledir. Burada bir art niyet yoktur değerli muhtarlarım, değerli hemşehrilerim. Şimdi tabii dünya bir pandemiyle uğraşıyor. Çok ciddi bir sorun olarak pandemiyle karşı karşıya dünya. Dünya bu işte uğraşırken çoğu dev ülkeler, çok güçlü olduğunu düşündürten dev ülkeler çuvalladı. Sağlıkta çuvalladı, tıbbi malzemede çuvalladı. Gerçek anlamda bunu sağlıklı yürütemediler o dev süper güçler. Ama ülkemiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlığımızın yine düzgün sağlıklı politikalarıyla biz bu süreci çok iyi yönettik. Çok iyi bir yere getirdik. Fakat bunu sabot etmek isteyenler var. İlla işte hasta sayısı o değil de bu, şu değil, bilmem şöyle böyle. Bunun kimseye bir faydası yok. Bunun ortalığı karıştırmaktan başka kimseye bir faydası yok. Herkes el birliğiyle, gönül birliğiyle devletimizi bir adım daha ileriye götürmek için, bu illetten bir an evvel çıkabilmek için gönül seferberliği yapmak zorunda. Hasta sayısının kime ne faydası var? Kaldı ki bizim hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız bu hasta sayısını açıklama noktasında her zaman şeffaf davranmıştır. Süreç şeffaf yürütülmüştür. Bunda da bir sıkıntı olmamıştır. Pandemi demişken, Covid demişken, ben de yaz boyunca normalde bilirsiniz milletvekili seçileni bu üçüncü yazım. Daha önceki yazlarda ben hep memleketimizdeydim. Sürekli Mersin'imizin çok geniş bir coğrafyası var. Değerli hemşehrilerim, bunu tabii ki hepiniz biliyorsunuz. Yani şeyden Çamlıyayla'dan, Anamur'a, Mutağa, Gülnar'ına, yine Tarsus'una, Erdemlisi'ne, Silifke'sine, Aydıncık, Bozyazı derken 13 ilçemiz var. Ama bunun, bu ilçelerin 7 tanesi oldukça dışarıda, merkezden çok çok uzakta. Şimdi bize bu batının çocuğu, köylü çocuğu olduğumuz için biz daha çok batı noktasında daha aktif teşkilat bize bir görev verdi. Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı bu kardeşiniz daha sık dolaşıyor. Daha sık dolaşmamız gerekiyor. Çünkü sorunlarımız fazla. Bizler bu yörenin evladıyız. Sakın vekilimiz az geliyor diye düşünmeyin. Ben 2 ay önce buradaydım. En son bayramdan önce buradaydım. Gene bayram ziyaretinde buradaydım. Bayramdan hemen sonra alma programımız için Ankara'ya gittiğimde rahatsızlandım. Eğer rahatsızlanmamış olsaydım yine bu süre zarfında en az 1-2 kez daha gelirdim. Birkaç mahallemizi daha dolaşırdım. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Ankara'ya ayın 12'sinde vardım. 14'ündeki alma programımız için 13'ünde test verdim. Testim negatif çıktı. Fakat o gece benim semptomlarım başladı. Yoğun bir sırt ağrısı öyle uyandım uykumdan. Ondan sonra yoğun seyreden baş ağrısı, buyurun bir ishal sıkıntısı, böyle metabolizmam 600. Tekrar gittim, tekrar şey aldılar, test aldılar. O da negatif çıktı. 2 kez negatif çıktı test. Sonra benim şikayetlerim artarak devam etti. Vücudumda bir hassasiyet oluştu. Bu ağrı yayıldı, daha çok sırt merkezli. Bir test daha aldılar, 3. testim de negatif çıktı. Dedik Allah'ın hakkı 3. Demek ki ben memlekette klima çarptı, cereyanda kaldım. Biraz da romatizmal bir vücudum var. Fakat sonra en son MUT kongremizdeki temaslı olduğum birkaç kişinin COVID testinin pozitif çıktığını duyunca tekrar gittim bu kez direkt tomografi çektirdim. Tomografide ciğerimin sol tarafının tamamen tutulduğunu, sağ tarafının da yarıya kadar tutulduğunu söylediler Meclis Hastanesi'nde. O gün bir test daha alındı, o da negatif çıktı. Ama tomografi sonuçları COVID olduğumuzu gösteriyordu, yine bütün bulgular. COVID tedavisine başlandı. Tabii bu süreç
bu çok ciddi halsizlik, yorgunluk, çünkü ciğerim epey bir hasar görmüştü. Bu süreç rahat bir ay aldı. Bunun işte istirahatiydi, yorgunluğunun atılmasıydı, iki aya yakın bir zaman geçti. Bu vesileyle sizden ayrı kaldım, kusura bakmayın. Çok şükür daha yaşayacak, görecek günümüz varmış. Allah yeniden kavuşmayı nasip etti. Hep birlikte bu memlekette sağlıkla, hastalığıyla Allah hizmet etmeyi nasip etsin. Biz sizlerin desteğiyle, sizlerin duasıyla bu memleketin sorunlarının üstesinden geleceğiz. Fakat bitecek mi? Bitmeyecek. Niye? Çünkü hamdolsun ki yaşayan bir süreç var, dönen bir süreç var. Bugün birini halledeceğiz, yarın yeni birisi çıkacak. Bugün birisini çözeceğiz, yarın yeni birisi çıkacak. Öyle değil mi unutlarım? Mecbur. Hayatın dengesi bu. O nedenle de el birliğiyle çözeceğiz. Ama siz dua etmezseniz, siz bize destek vermezseniz, başkanımın dediği gibi güçleri tek elde birleştirmezseniz bunlar gerçekten zor. Gelin işimizi kolaylaştıralım. Bizlere duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Gücümüzü tek elde birleştirelim. Yani bir içme suyu gibi bunlar hep belediyeyle çözebileceğimiz şeyler. İnşallah değerli başkanımız, İttifak Belediye Başkanımıza da biz Mükerrem Tolu Bey'e de bunları Mükerrem Bey'in alanına girenleri Mükerrem Bey'e iletiriz. Birlikte istişare eder, bir planlarız. İttifakımız bizim için çok kıymetli. Sizlerin de desteğini, duasını bekleriz. Niye çok kıymetli? Yeri gelmişken buna da birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Kusura bakmayın. Görüyorsunuz, çok detaya girmeyeceğim, çok zaman almayacağım burada. Fakat görüyorsunuz değil mi? Dünyada Müslümanlara ve Türklere yapılan zulümleri görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz ikiyüzlü muameleleri. Görüyorsunuz başkası yaptığında şimdi 30 yıldır Ermenistan, Azerbaycan'da işgalci. 30 yıldır. Bir seferde, tek bir seferde 613 canı katletti. Bunun içinde çocuklar var, kadınlar var, erkekler var. Kafalarını kopardı, derilerini yüzdü, gözlerini oydu. Kocalı katliamında 613 canı vahşice katletti. O zaman da vardı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, o zaman da vardı bu dünya devletleri, Avrupa halkı. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Şimdi Azerbaycan işgal altındaki topraklarını almak istiyor diye, ki bu mevcut savaşı da yine Ermenistan çıkardı, Ermenistan saldırdı. Ermenistan saldırdı, Azerbaycan şu an savunmada. Mevcut topraklarını almak istiyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünya ayağa kalkıyor. İnsanlık suçu işleyen Ermenistan'a tık yok, insanlık suçu işleyen Müslümanları katleden İsrail'e tık yok, yine insanlık suçu işleyen bir sürü sömürge imparatorlukları kuran, başta Fransa gibi birçok ülkeye tık yok, ses yok. Ama nerede bir Müslüman ülke, nerede bir Türk ülke böyle başını çıkarmaya kalksa anında ezme derdindeler. Bu ittifak çok önemli. Türkiye'deki bu ittifak çok önemli, değerli hemşehrilerim. Cumhur İttifakı çok önemli. Cumhur İttifakı bizim ülkemizin bekası için dışarıda kurulan bu kirli oyunlar, kirli tuzaklara inan, bu ittifak çok önemli. Biz sizlerin desteğini istiyoruz. Diğer yanda sırf Sayın Cumhurbaşkanımızı devirebilmek için, artık gönderebilmek için kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan ittifaklar kuruluyor. Bir zamanlar gerçekten bizim içimizde olduğunu, bizden birisi olduğunu zannettiğimiz, bizim bakanlığımızı yapan, başbakanlığımızı yapan insanların dili bugün başka dönüyor. Bu bırakın siyaset ahlakını, insanlığa sığmaz. Bugün buradayım, bunu konuşurum, yarın çıkınca, kapı dışına çıkınca bunu konuşurum. Böyle bir siyasi ahlak, böyle bir insanlık ahlakı olmaz. Bunları görün lütfen. Bir zamanlar terörist dediklerine bugün onlar da vatandaş, onların da hakkı var diyebilecek kadar şiarlarından çıkmış bir kitleyle karşı karşıyayız. Yani ben vatan millet aşkıyla hareket ediyorum diyenle teröristler ve teröriste destek verenler aynı ittifakın çatısı altında birleşiyor. Sırf Cumhurbaşkanımız gitsin diye. Lütfen bunları ben görmenizi istirham ediyorum.
Elbette ki biz sorunlarımızı çözmek zorundayız. Ama çözülen olur, çözülemeyen olur. Lütfen pire için yorgan yapmayın. Devletimize, ülkemize sahip çıkalım. İktidarımızı daha güçlendirmeye çalışalım ki hep daha yeni hizmetlere koşalım. Daha güçlü bir ülke olalım. Bayrağımız hep dalgalansın. Değerli hemşehrilerim, burada değerli muhtarlarım, az önce de ifade ettiğim üzere burada sorunlarınız not edilmiş. Dediğim, ailemin elinden duyun vekilim dediğiniz şeylerimiz var ise buyurun hızlıca geçelim. Daha fazla da zamanımızı almak isterim. Sözüm vardır diye varsa muhtarımız buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Tam karşıya. Ben de, sıra bende, evet. Buradayız. Başka bir şey. 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 Baş